Değerli arkadaşlar, Orta Doğu coğrafyasından gelen bir gider, yürekleri dağlayacak ölçekte sert bir iklim taşıyor. İsrail hiçbir uyarıdan, hiçbir gelişmeden, hiçbir açıklamadan etkilenmeden özellikle Gazze'deki katliamı en üst noktaya taşımış durumda. Şu anda Gazze'de bir yıl içinde ölenlerin, bir yılı biraz geçti, ölenlerin sayısı zaten 43 bine ulaşmış durumda. Fakat esas problem şurada, gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek İngiltere ve hatta bütün Avrupa Birliği, İspanya başta olmak üzere, İsrail'i Gazze'de sürdürmekte olduğu politikalar doğrultusunda bu kadar net uyarırken acaba diplomasinin perde arkasında kim tutar seni yürü mü diyorlar. Çünkü bu normal bir durum değil. Normal bir durum değil. Dünyanın koca koca devletleri, İngiltere'si, Fransa'sı, şusu, busu ayağa kalkmışlar. Bize görünen yönüyle, bize gözüken yönüyle İsrail'i kınıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar. Hatta Macron'un ifadesiyle silah ambargosu uygulamaya çalışıyorlar falan filan. Fakat ortada hiçbir sonuç yok. Hiç. Bakın, İsrail katliamı nasıl sürdürdü? Gazze'nin merkezinde El-Aksa Hastanesi var. Bu El-Aksa Hastanesi zaten yıkılmıştı. O yıkıntının içinde doktorlar ve sağlık ekipleri hala da insan kurtarmaya çalışıyorlar. Orası artık bu savaşın birinci yılıdır. Bir daha bombalamazlar diye bakın zavallı insanları ne hale getirdiler. Bir daha bombalamazlar, nasılsa El-Aksa Camii'ni yıkmışlar ya, artık bir daha da bombalamazlar diye insanlar orada Birleşmiş Milletler'in verdiği veya diğer insani yardım ekiplerinin verdiği bir takım şeylerle çadırlarda hayatta tutunmaya çalışıyorlardı. Tam ortalarına attı bombayı. Videoyu seyredemezsiniz. Ben seyredemedim. Ortaya çıkan videoyu seyretmek mümkün değil. Çünkü çığlıklar duyuluyor, çadırlar alev almış ve o çadırların içinde insanlar o alevlerin içinde ölüyorlar yanarak. Böyle bir durum. Şu ana kadar ben bu videoyu hazırlarken 24 ölü, 50'den fazla yaralı. Ama daha vahim bir şey daha söyleyeceğim. Nasıl bir sistematik uygulamaysa bu, nasıl büyük bir kinle yapılıyorsa inanamıyorum. Yani bu saldırı yine Lübnan'ın, Gazze'nin Museyrat bölgesinde, yine insanların, sivillerin yaşadığı bir coğrafyada yapılan bir saldırıdan sonra buraya gerçekleşiyor. Niye? Museyrat'ı bombalıyor İsrail Hava Kuvvetleri. Yıkıyor, insanlar yaralanıyor, çocuklar yaralanıyor, kadınlar yaralanıyor. O insanları sağlık ekipleri El-Aksa Camii'ne taşıyorlar. Anladınız mı sistematiği? El-Aksa Camii'ne taşırlarken yaralılar bir daha bombalanıyor. Neresi bombalanıyor? Museyrat değil, yaralıların taşındığı hastane. Ve orada katliam yapılıyor. Cebaliye diye bir mülteci kampı var kuzeyde. O mülteci kampında insanlar zaten o mülteci kampından aşağı inmişlerdi. Orada yaşayabilecek bir durum olmayınca tekrar yukarı kuzeye çıktılar. Orada iyi kötü bir yerde durmaya çalışıyorlar. Ve zaten Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına göre orada şu anda insan eliyle üretilmiş bir var, açlık krizi var. Orayı bombalıyor. Mülteci kampını, 10 masum sivili öldürüyor. Şimdi Gazze'nin kuzeyinde belli ki İsrail'in bir hedefi var. Güneyinden bahsetmiyorum, kuzeyinde. Kuzeyini bütün Filistinlilerden boşaltacak ve oraya faşist yerleşimcileri yerleştirecek. Belli. Yani böyle bir durumla karşı karşıya, Kuzey Gazze'de durumun vahimliği nedeniyle İsrail merkezli, Tel Aviv ve Kudüs merkezli 4 insan hakları grubu. İsrail'de de normal insanlar yaşıyor. Hepsi faşist değil ki.
Tel Aviv'de çok demokrat bir kesim var. Savaşa sürekli direniyorlar, sürekli sokaktalar. Yani bunu da niye araya sıkıştırıyorum? Böyle durumlarda hep toptancı görüşler, abi işte bütün Yahudiler hep böyle falan. Hayır, öyle değil ya. Orada da insanların bir kısmı diyor ki kendimi yakacağım ben bu savaştan kurtulmak için diyor. Öyle de insanlar var. Bu dört şey diyor ki İsrail'i dört insan hakları grubu, Filistinli değil. Gazze'nin kuzeyine dönük büyük abluka kararı alındığını artık tespit etmiş durumdayız. Hükümet tarafından 400 bin insanın büyük bir tehlikeyle karşılaştığını bütün dünyaya duyuruyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Kuzey Gazze'de bu durumun vahim olduğunu zaten açıkladı. İnsanlara, Filistinlilere İsrail hükümetinin söylediği İsrail'e ya teslim ol ve Gazze'den çık ya da açlıktan öl stratejisidir bu diyor. İsrailli dört insan hakları şeyi. Şimdi durum bu merkezde giderken tabii Hizbullah'ın teknolojik açıdan ve balistik füze kabiliyeti açısından belki de beklenilenden daha iyi çıktığı yönünde bazı analizler de gelmeye başladı. Nitekim Golan'daki Benyamina askeri üssünü tam göbeğine hem de kantinlerin ve o askerlerin eğileştikleri bölgeye bir drone saldırısı gerçekleşti. Büyük bir drone saldırısı. Ve o drone saldırısı sonucunda büyük bir basına sansür var. Görüntülere ulaşmak imkansız hemen hemen. Var olan görüntüler de öyle çok büyük bir şey değil. 4 askerin öldüğü söyleniyor. 7 askerin ağır yaralandığı söyleniyor. 61 askerin de diyor yaralandığı ifade ediliyor. Bu rakamların hiçbirine inanmıyorum ben. Tam göbekte patlamış çünkü. Çok daha büyük ölü, çok daha büyük yaralı olduğuna inanıyorum. Hatta Herzi Halevi, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bile öldürüldüğü yönünde iddialar çıktı. Sonra adamın ölmediği ortaya çıktı. Hatta bir de açıklama yaptı. Bir askeri üssümüze Hizbullah drone'unun isabet etmesi çok zor ve acı verici bir durum diyor. Şöyle bir tartışma var. Hiçbir siren çalmamış, hiçbir uyarı yok. Nasıl girdi? Ben de buradan hemen bir soru soruyorum. Hiçbir yerde görmedim bu soruyu, ben soruyorum. Diyorum ki Hizbullah'a birisi elektronik harp desteği verdi. Kim? İran'sa değil. Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun birçok yerinde zafiyet bulundu. Ama en güçlü yeri neydi biliyor musunuz? Biliyorsunuz, hep anlattım. Elektronik harp. Rus ordusu elektronik harp konusunda gerçekten zaman zaman destan yazdı Ukrayna'da. Şimdi o drone'u kimin desteğinde o üsse çaktılar? Ha? Değil mi? Böyle bir soru. Böyle bir soru var. Ve sorulması gerekiyor. Çünkü her şeyi havada yakalıyorlar. Çok eminler. Demir kubbeleri var falan. Feşmekan değil mi? Ne oldu şimdi? Kim çaktı onu oraya? Hep beraber zamanla öğreneceğiz kuşkusuz. Hoşça kalın.